Ben Cüneyt Arcıyörek, 1928 Ankara doğumluyum. Annem Mesure, babam İzzet Fettah. Bunlar milli mücadele sırasında İstanbul'dan kopuk gelen işte ender kişiler, yani az kişiler biri. Anlattıkları benim duyduğum bildiğime göre Kastamonu üzerinden yaylı arabalarla gelmişler. Hatta bir kardeşimiz daha varmış, Nezih adı. Sonra soğuktan zatürreye ölmüş. Burada işte Dündar abi ve ben. Babamın ölümü İstanbul ama biz Ankara'ya yerleşmişiz. Annem Ankara'da öğretmen. Sonra emekli oldu annem öğretmenlikten ve kız lisesinde idari memur oldu. Ve bizi büyüttü yani. Ne evlendi ne başka bir şey yaptı. Bizi büyüten odur. Öğrenim yıllarımı Ankara'da geçirdim. İlkokulu, o zaman Ankara'da okullar çok az. Bir özel okul vardı, bir öğretmenin, Avni Bey'in kurduğu bir okul. Bizim Mektep diye bir okul, paralı. Fakat oraya paralı çocuklar geliyordu. İşte bütün Rahmi Koç, kız kardeşi Sabahat Koç, mermerciler falan, Ankara'nın ne kadar esnafı varsa büyük büyük yani şeyler. O zaman daha holdingler yok işte, dükkan sahibi ve burada tanınmış aileler. Onların çocukları hep orada kurdu. Mahalli Bey, annem de öğretmen, anneme istedi veya o mu talep etti bilemiyorum yani. Beni meccani yani parasız okula şey yaptı. Aldılar. Ben ilkokulu orada bitirdim. Orada İngilizce tedrisat görüyordu tarihte ya. Bizim hocamız İngilizdi, kadın. Bize İngilizce öğretirdi. Fakat da bu yoksul olmanın son derece kendine özgü bir takım özellikleri vardır. Mesela ben parasız talebe olduğum için, parayla meccani talebe olduğum için teneffüslerde herkes oyun oynamaya iner. Ben ancak küçük bir dolap vardı, orayı açarım. İçinde işte sandviç, çikolata falan var, onları satarım. Parasını da akşamüstü okul idaresine teslim ederim. Atatürk öldüğü zaman ben kaç, üçüncü sınıfta filandım galiba. Atatürk'ün öldüğünü sınıf kapısı açıldı, biz İngilizce dersindeydik. Yani müdür muavinlerinden biri veya öğretmenlerden biri Atatürk öldü dedi. Çocuk olmama rağmen son derece büyük bir darbe geldi bana. Ağladığımı hatırlıyorum, ağlayarak eve gittiğimi hatırlıyorum. Bizim için büyük bir şok olmuştur Atatürk'ün ölümü. İki defa elini öptü. Çünkü kız lisesinin talebelerini Atatürk, Afet İnan, orada tarih öğretmeniydi. Kızları baharda, şimdi tabii orayı berbat ettiler hepsini, Marmara Köşkü. Orada MİT çalışıyor şimdi galiba. MİT, evet, MİT'in büroları var yani şey. Marmara Köşkü'nde bizi kabul ederdi. Marmara Köşkü gerçekten bir havuz var. Atatürk'ün isteği üzerine yapılmış, Marmara biçiminde. Orada bir küçük kayık var. Atatürk arada bir kayığa da binermiş, bana anlattıklarını diyor. Orada kabul ederdi. Kabul de şöyle, Atatürk işte öğleden sonra dinlenir biraz. Sonra Atatürk geliyor derlerdi. Talebeler dizilir, hepimiz diyeyim. Öğretmenler dizilir. Biz işte annem miyim, öğretmenler falan yanında. Ben de annemin yanında. Atatürk arkasında bir takım insanlarla geçer ve bütün talebeleri teftiş ederdi. İşte benim önümde dururdu. Böyle çenemden başımı kaldırır, bakar, yanağımı okşar, elini uzatırdı, elini öperdi. Mesela Kudret Cevdet vardı hocamız, edebiyat hocamız. Bugün yani kitapları var yani ender yetişmiş şeylerden biriydi yani.
Cemgil hocamız vardı, Adnan Cemgil hoca. Sinan Cemgil'in babası. Nasıl bir değerli adamdı. Bize ruh, bilim vesaire gibi derslerde gelirdi. Son derece modern bir metotla ders anlatan bir adamdı. Ders anlatmazdı. Bir bahis söyler, ondan sonra herkesi münakaşa ettirir. Şimdi onlar filan yok öyle, ezber mezber şey. Yani çok değerli hocalar vardı. Yani. Sıfırcı hocalarımız çok Ben liseyi çok iyi geçirdim. Yani iftar liselerine falan geçerek geçtim ama hiçbir değeri kıymeti olmayan işlerdi. Yani de iftar lisesine girsen ne olacak, girmesen ne olacaktır diye. Ankara Tıp Fakültesi'ne annemin liseyle girdim. Ben doktor olmak istiyordu. Ben doktor olmak istemediğim için. Sonra da ikinci, üçüncü sınıflarda galiba işte beni gazeteciler Çetin Altan soktu. Benim de işte böyle parasız olduğumu falan biliyor. Gel seni de götüreyim dedi. Götürür o götürür. Beni Ulus'a götürdü. Ulus'ta ben muhabirliğe başladım işte ufak bir tefek bir parayla falan. Çetin de oradaydı. Ulus gerçekten o zamanın değil çok önemli bir o gazetesiydi. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin organı filandı ama gazeteci yetiştiren bir yerdi yani. Biz orada yetiştik. Şimdi ben gazetecilere bakıyorum da hepsi böyle affedersin üniversitenin kapısından geçtikten sonra hepsi büyük bir yazar, hepsi büyük bir gazeteci olarak da böyle gerine gerine geziyorlar. Adama desen git şu gazete nasıl basılır desen bilmez ha. Biz gazetenin değil nasıl basıldığını mürettep halinde çalıştırdılar bizi. Öğrendim. Sayfa nasıl yapılır? Hepsini mesleğe. Nereden? Polis muhabirliğinden. Bakanlıklar muhabirlikleri vardı o zaman. Polis muhabirliği yaptık. Çetin'le beraber. Zamanla bizim parlamento muhabirine gitmemiz kaç sene sonra oldu. Tabii ben parlamento muhabirine gitmedim. Parlamentoya beni Ulus'tan gönderirlerdi. Sebep de şu, oradaki yapılan grup konuşmalarının metnini alıp gazeteye getirirdim ben. Oradan sonra ben şey, beni vatana aldılar, vatana çağırdılar. Sabahattin Sönmez Ankara muhabiri, orada on temsilcilik falan yok, bürolar, fakslar, makslar bunlar ama şimdi herkes oturduğu yerde gazetecilik yapıyor. Fakslar var, cep telefonları, zaten bir yere gittikleri yok, telefonlarla haber alıyorlar, veriyor. Neyse. Onun yardımcısı oldum yani işte. Meclise onunla beraber gittim. Ben mecliste vatan muhabiriydim. 1950'den sonra evet, iktidarda değişmiş Demokrat Parti gelmiş. Metin Toker de zafer muhabiriydi, değil mi? Yan yana otururduk. Zafer Demokrat Parti de organı. Nihat Erim Metin'e bozuluyor. Metin o sırada İsmet Paşa'nın kızıyla evlenmek havalarında ve Metin'in muhalif Demokrat Parti'den Adnan Bey'in adamı falan gibi bir takım ağızlar yapıyor falan böyle bir şeyler. Araları iyi yani bazı renk iyi değil. Ben de onu bildiğim için koymuştum evi dedim hani adam ya açtık akıştı kardeşim o gün gazete geldi. Bu sayıya yazı yazanlarda ilk isim Cüneyt Arcıyrek değil mi? Metin aradı beni hemen, geldi. İşte benim Akis'e gittim, Akis'te bir oda, bir masa, masanın bir ucunda Metin, bir ucunda ben oturuyorum. Bir yerde bir küçük masa var, orada Refika diye bir kız var, tahsil yapıyor, düzeltmeler yapıyor. Öyle bir kadro, öyle gazete başladı o dergi. Sonra işte bir yazıdan dolayı beni içeri attılar. Sonra Akis yükseldi, fırladı. 50-60 bine çıktı. Hı. Kağıt bulma sıkıntı çekiyordu. Ben gidip kağıt temin ediyordum falan. Kara borsadan alıyorduk. Bize vermiyorlardı kağıt. Çünkü 50 bin basıyorsun, 50 bin yok ya. Yani. Gazete yani işte 50 kuruşta dışarıda 3 liraya satılıyor falan. Dergi. Ondan sonra işte oradan ayrıldım ben. Bir müddet bana kimse iş vermedi. Andan Menderes'e karşı bu adam diye. Bir sürü hikayesi var. Öyle aşağılık işler olmuştur, hali oluyor. Adam bekarsızdı, sana bana iş vermedi. Uzun zaman.
Ben gittim bir arkadaşımın avukatlık bürosunda doktora falan yazıyordum. Birkaç kuruş için. Adam beni severdi biliyor musun? Yani bir gayet garip bir şeydi. Çünkü ben vatandan ayrılınca beni şey çağırdı, Basri. Özel kalem müdürü Basri Aktaş. Benim çok sevdiğim, hürmet ettiğim bir adamdır. Öldü maalesef. Sonra milletvekili filan yaptılar galiba Kastamonu'dan. O çağırdı, dedi ki beyefendi soruyor, niçin ayrılıyor vatandan? Dedim ki ya ekmek parası. Ben bunu söyledim, bir gün eski mecliste Korun Merdivenler CHP binasına, şeyine, grubuna gideceğim. Pat diye Adnan Bey karşıma çıktı, farkında yani. Bir durdu şöyle yandan bir baktı, neden ayrıldınız dedi şeyden vatandan. Dedim efendim ekmek parası. Yani dedi ekmek parası dedi gerekiyordu da biz vermedik mi dedi. Çünkü bana Basri'de ki beyefendi diyor ki çocuğun paraya ihtiyacı olabilir. Kendisini zafere muhabir yapalım. Ve Sümer Bank'tan hiç unutmuyorum. Basın. Hani müdürlüğü falan var ya öyle bir uydurma şeyine de orada da 500 lira maaş verelim rahat basın diye dedi şey yapamam bunu dedi. Ben bunu yapamam dedi. Sabahattin Ali 50'lerde kaçıyor diye öldürttüler. Belki de kaçıyordu. İyi de yapıyor diye. Yani her komünist dizanını okuyorlar. Bütün kitapları bilmem ne gibi. Acanını okumuşlar. Yani Nazım nasıl kaçtıysa o da kaçıyordu belki yani. Nazım'ın tabii o ayrı ben vatandayken Nazım'ın affı hikayeleri falan büyük patırtılar oldu. Ahmet Emin Yanman Bursa cezaevine gitti. Nazım Hikmet'le görüştü. Birinci sayfada tam sayfaya yakın yani. Nazım'la röportajı röportaj yaptı onu. Ve vatan haini değildir bu adam diye bir yayın yaptı. Ve Nazım meselesi öyle gündeme gelmişti. Tekrar çok önemli biçimde. Yani zaten gündemdeydi. Ama şimdi Nazım Hikmet, herkes bakıyorum Nazım Fatih. Ya Nazım'ın 1940 ile 50 arasında yetişenler, bizim gibi olanlar. Hatta 50'den sonra bir uzun zaman süre Nazım'ın adını almak suçtu be. Alır götürürlerdi. O zamanlar işte Altan Eymen onu da yazmış kitabında. Biz Nazım'ın şiirlerini masa altından alırdık. Pelur kağıdındaydı onlar. Bir üye ulusa gelirdik. Daktilo'da 10'ar tane onları kopya yapardık Altan'la ben. Dağıtırdık. Bizim Niyaz Tübaşı vardı. Bir gün yakaladı gece. Ne alt ediyorsunuz diye. Söyledik. Ha iyi ama ondan bir kopya da bana vereceksin dedi. Nazım öldükten sonra gidip karısı Vera'yla uzun bir konuşma yapmıştı. Ulus'ta yayınlandı. Çok iyi bir konuşmaydı. Nasıl öldüğünü filan anlattım ben Nazım'a. Ben bütün iktidarları gördüm. Bütün başbakanları gördüm. Bugünkü dahil hepsini izledim. Bugünkünle böyle uzaktan izlediğimi, karşıdan izlediğimi söyleyeyim. Hepsini çok iyi bilirim. İsmet Paşa'yı 1947-50 arasında fazla tabii tanışıklığım, tanımam olmadı. Mümkün de o milli şef yukarıda. Ben kısa pantolon yeni çıkmış bir sabit Sibyan gazeteci falan gibi görünüyorum ki bizi sallayan yok. Ama 50'den sonra İsmet Paşa ile çok yakın tanımak ve görmek yani. Ben İsmet Paşa'ya büyük saygı duyarım. İsmet Paşa'nın söylediğim gibi çocuklarına çok saygı duymuşum. Ben Erdal Bey'le çok yakın dostluklarım olmuştu. Ömer'i fazla tanımam ama ben mesela kızı Özden'i her zaman her yerde saygıyla anlarım. Sonra işte hepsi geldi. Süleyman Bey, Bülent Ecevit falan yani bunların hepsini ben çok iyi tanıdım yani. Yani benim kadar iyi tanıyan ne Bülent Ecevit tanıyan vardı ne de Süleyman Bey. Hatta bir bakıma şeyi, nedir o, Turgut Özal. Ben hep karşısında oldum, aleyhinde oldum, onu da söyleyeyim. Yani hepsinin kendine göre zafiyetleri vardır, hepsinin kendine göre üstünlükleri, meziyetleri vardır. Ben hiç günler bunlarla da yani bir şey bekleyerek de dostluk yapmadım arkadaşlar. Hiç bir şey istemedim. Ben isteseydim trilyoner olurdum. Ben bir gün bunlardan hiçbir iktidarda hiçbir şey istemedim. Bugün de istemiyorum, yarın da istemiyorum.
iktidarlar bana buz gelir, tırıs gider. Ben gazeteciliğimi yaparım. Yapabildiğim kadar yaparım, paramı kazanırım. Bir karım var benim, onunla mesut mutlu yaşarım kardeşim. Cemiyetin kuruluşunda ben yoktum, kuruluşumda yoktum ama kuruluşun çok yakın bilirim. O sırada büyüklerimiz bu cemiyeti kurmuştur. İşte Mekke yoktu, Akbalar vardı onlar. Akba, Sabahattin Akba, bilmem bir Bilal diye onların o yani o büyük kadar Emin, Memin filan. Mümtaz, Faik Fenik, o kodamanlar biz çurçurlar. Sonra biz bir gün Mekki Said'in önderliğinde bunlara isyan ettik. Hepsini devirdik. İyi mi? Biz geçtik. 27 Mayıs'ta sonra Metin Toker başkan oldu. Beni illaki başkan yardımcılığı tutturdu. Ben oldum. Ve orada son derece iyi işler yapılmıştır. Dediğim gibi kongreye çağırdık, 5 kişi geldi. Dedikodu yok çünkü para yenmemiş. Bu cemiyette biliyoruz hep dedikodu. Para yedi, gitti, geldi. Bıktım ben ya. Hiç uğramıyorum onun için ha. İğreniyorum ya. Kıbrıs çıkartmasında herkes enayiler otelde otururken ben askerlerle gittim. Çok iyi bir yer. Gayet şey yani açık bir şey. Yani hiç saklı gizli olan bir şey değil. Beni gönderin. O sırada Eşref Paşa vardı. Eşref Akıncı Kara Kuvvetleri komutanıydı. O dedi git Adana'da şunu gör dedi. Çıkartma gemileriyle gittim. 114 mi 112 numaralı tekne mi neydi? Uzun bir hikayesi var. Neyse gittik oraya. Ben giderken Mersin'de otelde çocuklar bekliyorlar. Kıbrıs'a götürecek gazetecileri diye. Ben gittim resimleri çektim falan geldim. Gittim de yanımda fotoğraf makinesinde bir tanesi kendimin, biri de rahmetli Hüseyin Ezer'in masasında duruyordu, onu aldım. Aşırdık ya. Gittim filmler aldım, doldurdum cebime renkli siyah beyaz. Renkli siyah beyaz resimlerle belki 40'a yakın kasetle geldi oradan resimlerle. Ve Hürriyet'te hala o sayıda vardır ha, git bulursun şeyde arşivde. Kimsede de yok resimler, Avrupa'da da yoksa Hürriyet onları Sipa'ya gönderdi bizim Gökçin'e. Gökçin sattı, 5 kuruş aldı. Hepsi benim resimlerimdir Hürriyet'i çıkarırsın. Sonra fotoğrafçıları şeyde de kullandım ben. Darbe girişimlerinde bu 28 Şubat'ta falan bilmem ne. Ben gazeteci kaldım ve gazeteci öleceğim.